Bir saatte Python kursuna hoş geldin. Bu kursta Python ile kod yazmaya başlaman için gereken her şeyi öğreneceksin. Python, son yıllarda dünyanın en popüler kodlama dili. Bu nedenle her gün birçok insan Python öğreniyor. Spotify, YouTube, Dropbox, Instagram gibi büyük şirketler uygulamalarında Python kullanıyor. Bu dilin kullanım alanı çok geniş ama en çok kullanıldığı alanlar yapay zeka, veri işleme ve web sistemleri. Eğer yazılım alanında hiçbir bilginiz yoksa endişelenmeyin. Bu kursa her şeyi sıfırdan başlıyoruz. Eğer siz de bu dili en güzel şekilde öğrenmek istiyorsanız, kurs başlasın. Kurulma geçmeden önce size ilk kavramdan bahsetmek istiyorum. İlk kavramımız interpreter yani dönüştürücü. Bu araç bizim yazdığımız Python kodunu işleyerek makine diline çevirir. Böylece yazdığımız programı bilgisayarda çalıştırmamızı sağlar. Burada ilk kuracağımız Python uygulaması bu işe yarıyor. İkinci kavramımız ise IDE yani Integrated Development Environment. Türkçesi yerleşik geliştirme bu açılım sizi korkutmasın. Yaptığı iş çok basit. Siz kod yazarken size zaman kazandırmak için bazı öneriler verir. Kodunuzu çabucak bir tıkla çalıştırmanızı sağlar. Ben IDE olarak Python kullanıyorum ve bu kursa bunu kullanacağım. Pekala artık kurulma geçebiliriz. Pekala ilk olarak bilgisayarımıza Python'ı kurmakla başlıyoruz. Burada python.org sitesine giriyoruz. Burada karşımıza çıkan downloads kısmından buradan en son sürümü tıklayarak indirebilirsiniz. İkinci kuracağımız uygulama PyCharm, IDE olan bahsettiğimiz. Bu onu da indirmek için Burada PyCharm slash download yazan siteye giriyorsunuz. Burada karşınıza iki tane seçenek çıkacak. Birincisi PyCharm Professional, diğeri de aşağıda gözüken PyCharm Community. Sizin Community versiyonu indirmeniz gerekiyor. Tabii eğer çok paranız varsa para ödemek isterseniz Professional'ı indirebilirsiniz. Ben Community Edition'ı indirerek yoluma devam ediyorum. Uygulamalarım burada indi. i̇lk olarak Python'ı bilgisayarımı kuruyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bu açılan kurulumda ee, bir tıklanmamış tik var. Add python.82pet diyor. Bunu tıklıyorsunuz ve sonra install son now diyorsunuz. Python bilgisayarımıza kuruldu. Sıradaki uygulama PyCharm. Bunu da kurmak için yine üstüne çift tıklıyorsunuz. Zaten Windows kullanılan bilir. Ee, burada çıkan her şeyi zaten next 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 diyerek ilerleyeceğiz. MacOS'te de kurulum çok benzer aslında Windows'a. Aynı şekilde aynı yerlerden dosyaları indiriyoruz. İlk olarak Python'ı kurmak istiyorum. Bunda da aynı şekilde sürekli sürdür, sürdür. Kabul ederek ilerliyoruz. Sadece burada bizden bir tane şifre isteyecek. O şifreye girdikten sonra kurulum zaten kendiliğinde olacaktır. Python'ı kurduk. Sıradaki uygulamamız PyCharm. PyCharm'ın da Kurulumu çok kolay. Burada zaten Windows'tan daha kolay. Tek yapmanız gereken bu gördüğünüz ikonu bu klasöre sürüklemek ve PyCharm'da böyle kurulmuş oluyor. Gerekli bütün programları kurduğumuza göre artık ilk projemizi yapabiliriz. Projemizi yapmak için yeni proje butonuna tıklıyoruz. Burada PyCharm bize karşımıza çıkan sekmede projemizi nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Ben de sizden şunu istiyorum. Bir tane klasör oluşturun. Bir saatte Python adında ve o klasörü seçin. Böylece yaptığımız projeler bundan sonra bu klasör içine kaydolacak. Sonrasında projemize bir isim veriyoruz. Ben bu dersimizde Hello World isimli bir proje oluşturacağım. Burada dikkat etmenizi istediğim iki tane şey var. Birincisi şu Base Interpreter kısmında. En son kurduğumuz Python'ın seçili olduğundan emin olun. Ve e, buradaki Create a Main sizde tikli olacak. Bu tiki kaldırın çünkü biz e, baştan bir tane zaten Python dosyası oluşturacağız. Python projemiz oluşturuldu. Sırada yapmamız gereken şey projemin üstüne sağ tıklayıp yeni bir Python dosyası oluşturmak olacak. Buna istediğiniz isim verebilirsiniz. Ben main diye bir isim vereceğim mesela. Ve evet Python kodlarımızı buraya yazacağız. Bu diğer şeyler sizi çok ilgilendirmesin. Burada işte bir tane VNV deyip tane falan şu an onlarla işimiz yok. Bizim işimiz şu an en basit kısmıyla. Yani kod yazacağımız kısım, çalıştıracağımız kısım ve terminalimiz. Bu kadar. Şimdi başlayalım. İlk olarak ekrana bir yazı yazdırmayı göstereceğim. Ekrana yazı yazdırmak için print isimli komutumuzu kullanacağız. Sonrasında buna bir parantez açıp tırnak işareti koyuyoruz. Tırnak işareti neden koyduğumuzu hemen açıklayayım. Çünkü bizim ekrana yazdırmamızı istediğimiz şey bir metin. Yani text. Yani ileride göreceğimiz string. Bu tırnağın arasında ne yazarsanız o direkt terminalde karşımıza çıkar. Mesela burada yazdıracağımız şey hello world. Ben bunu terminalime yazdırmak için Buraya yazıyorum ve PyCharm'da projeyi çalıştırmak için böyle bir ikon var. Buna bastığım anda IDE benim için otomatik olarak projemi çalıştırıyor ve karşıma çıktı olarak Hello World'ümü görüyorum. Python'da ekrana bir şey yazdırmak bu kadar basit. Şimdi sizden isteğim ekrana kendi isminizi yazdırmanız. Yazdırdıktan sonra bir sonraki bölüme geçebiliriz. Değişkenler. Değişken nedir? Değişken bir kutudur arkadaşlar. Evet değişken bir kutudur. Nokta nokta eşittir nokta nokta olarak tanımlanır. Mesela x eşittir 3 bir değişken tanımlama şeklidir. Buradaki gördüğümüz x bir kutudur. Değişkeni bir kutu olarak düşünüyoruz. Karşısındaki değer ise bu kutunun içine giren değerimiz. Biz her x dediğimizde bu değişken kutunun içinden bu değer çıkar ve bizim x dediğimiz yere yapışır. Mesela ben burada print x yaparsam bu 3 x yazım yere yapışmış gibi olacak. Gördüğünüz gibi x yazdığım yere karşısındaki değer yapıştı. Peki bu değer nereye kaydedilir? Bu değer bizim bilgisayarımızdaki RAM'e kaydedilir. Biz bu RAM'den her zaman x'i çağırdığımızda karşısındaki değer karşımıza gelecektir. Peki biz sadece değişik olarak 3 değerini mi? Yani sadece tam sayılarımı kaydedebiliyoruz? Hayır tabii ki. Mesela burada kaydedebildiğimiz 4 tane türümüz var. İlk türümüz string. Yani mesela bir uygulamamız olduğunu düşünelim. E, bu uygulama bir pazar uygulaması. Yani bir tane kullanıcımız geliyor. Kullanıcının ismini kaydetmemiz gerekir. Değil mi? O yüzden isim ismine bir değişken oluşturuyorum. Ve karşısına da gördüğünüz gibi yeniden tırnak işareti koydum. Tırnak işareti eşittir string olarak kafanıza kodlayabilirsiniz. Yani tırnak işareti koyduğumuz şeyin içindeki metin direkt olarak bizim karşımıza gelecek. Mesela ismi Muhammed olsun bu kullanıcımızın. Bu gördüğünüz değişken bir string değişkendir. Bunun karşısına ben yorum olarak string yazacağım. Bu gördüğünüz yorum da bizim Python IDE'miz tarafından algılanmaz. Sadece okuyan kişi görür ama Python koduna bir etkisi olmaz. İkinci değişken türümüz ise float. Mesela bu Muhammed isimli kullanıcımız pazardan 13.95'lik bir ürün aldı diyelim. Fark ettiyseniz 13.95 dedim. Fiyat isimli bir değişik oluşturuyorum ve 13.95 TL'lik bir ürün aldığımı varsayıyorum. Bu değişken float'tur. Bunun integer'dan farkı yani şu x eşittir 3'ten farkı ondalık sayı olmasıdır. Bu gördüğünüz 0.95 ondalık gösterimdir. Tamam mı? Ee, peki şöyle olsun. Bu Muhammed isimli kullanıcımız ürünü alabilir ya da almayabilir değil mi? Onun seçimi. Bunu nasıl gösterebiliriz? Aldı mı diye bir değişki oluşturuyorum. Kullanıcımız ürünü ya almış olabilir, yani doğru olabilir bu aldı mı durumu ya da almamış olabilir ve false olabilir. Biz muala kodlamada boolean değişken türü deriz. Ya doğrudur ya yanlıştır. Ve x eşittir 3 değişkenimiz. En başta bahsettiğimiz başımızın tacı integer'dır. En çok da bunu kullanırız zaten genelde. 4 tane değişken türünü de görmüş olduk. Şimdi size bir görevim var. Siz bir kütüphane sahibisiniz. Ve kütüphanenize gelen kitaplardan siz sorumlusunuz. Kütüphanenize yeni bir kitap geldi. İsmi Moby Dick. 195 sayfa, 13.45 gram ağırlığında ve daha yeni. Yani eski değil. Bunu Python kodunuzda değişkenlerle kaydetmenizi istiyorum. Bakalım yapabilecek misiniz? Bu etkinlikte 4 tane değişken kullanacağım. Birincisi kitabın ismi belirleyeceğim isim değişkeni. Bunun değerini Moby Dick veriyorum. Çünkü kitabımızın ismi Moby Dick'ti. Ve bu değişken fark ettiğiniz üzere bir string. İkinci değişkenim sayfa sayısı. Bunun için sayfa ismi bir değişken açıp değerini 195 olarak giriyorum. Ve yine fark ettiyseniz bu bir integer. Üçüncü değişkenim kitabın ağırlığı. Bunun için agirlik isminde bir değişken açıyorum. Çünkü Türkçe karakter kullanamıyoruz. O yüzden bunu İngilizce karakterlere değiştiriyorum. Ve bunun değeri de 13.45. Ve bu da fark ettiğiniz üzere bir float. Ve son değişkenim kitabımızın yeni veya yeni olmayan durumunu belirteceğimiz değişken. Bunu da yeni mi isminde bir değişken açarak çözüyorum. Eğer bu yeni mi değişkenimin değeri true ise kitabım yenidir. Eğer false ise kitabım eskidir. Şimdi size bir sorum var. Sizce ben isim değişkenimi ekrana yazdırmak istediğimde ekrana Moby Dick mi yazılacak yoksa Muhammed mi yazılacak? Ve bir sorum daha var. Peki ben bu ismi tırnak işareti içinde yazarsam ne olur? Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen sonucu görüyorum. Fark ettiyseniz isim olarak yazdığımda Moby Dick karşıma çıktı. İlk yazdığım şeyde. Bunun sebebi Python interpreter'in satır satır ilerlemesidir. Burada Muhammed olarak ismi kodladı. Evet ama sonrasında Moby Dick olarak kodladı. Ve en son Moby Dick yazdığımız için Moby Dick burada karşımıza çıktı. İkinci şekilde ise ismi tırnak işareti içine yazdık. Yani bir string olarak yazdık. Yani isim değişkeni değil de direkt isim olarak ekrana yazdırdık. Peki ise bir sorum daha var. Ben bu ağırlık isimli değişkenimin mesela float mu integer mi olduğunu tam anlamadım. Merak ediyorum. Bunu nasıl yazdırabilirim? Bunu yazdırmak için bir komutumuz daha var. Bu komutun ismi type. Bu komutu yazdıktan sonra içine agirlik isimli değişkenimi giriyorum. Ve sonuç olarak kolumu çalıştırdığımda bu bana gördüğünüz gibi float yazdırdı ekranıma. Yani agillik değişkeni bir floatmuş. Konumuz kullanıcı girişi. Kullanıcı girişi kullanıcının uygulamamızla iletişim kurduğu kısımdır. Python'da kullanıcı girişi input fonksiyonu ile yapılır. Input fonksiyonunun içine girdiğimiz tırnak işaretindeki değer bizim ekranımızda aynen print komutuyla yazdırdığımız gibi değer yazdırır. Mesela kullanıcımızın ismini öğrenmek istediğimiz bir program yazdığımızı düşünelim. Bunun için bu tırnak arasına isminiz nedir diye soracağım. Ve burada önemli olan bir şey var. Buraya bir boşluk koymanızı öneriyorum. Çünkü şimdi gördüğünüz gibi ekrana isminizle de D yazdırdı. Ve ben buraya ismimi artık girebiliyorum. Benim ismim Muhammed ve girdim. Gördüğünüz gibi burada koyduğum boşluk aynı şekilde buraya da konuldu. Yani boşluk önemli. İsterinizi koyabilirsiniz. Peki ben bunu girdikten sonra hiçbir şey olmadı. Ben bu aldığım Muhammed diyeğini bir değişkene kaydetmem lazım. Bunun için girdiğim input'un başına bir değişken atıyorum. Mesela isim. İsim ismindeki değişkenimin sonucunu bu girdiğe kaydedeceğim. Ve şöyle bir program yazdığımızı düşünelim. Bir kullanıcı girer ve ismini girer. Bundan sonra da program merhaba nokta nokta olarak cevap verir. Bunu da yapmak için aynı şekilde print komutumu kullanarak merhaba yazıyorum. Ama sonrasında yapmayı istediğim şey bu isim değişkenini ekrana yazdırmak. Ama bunu buraya isim olarak yazdırırsam merhaba isim olarak ekrana yazılacak. Bunun için burada kullandığımız bir metot var. Stringleri birleştirme. Bu işle birleştirmek için artı işaretimi kullanarak isim yazıyorum. Tamamdır programımız çalıştı galiba. Hemen deniyorum. Program bana ismimi sordu. Hemen giriyorum Muhammed diye. Ama fark ettiyseniz burada bir eksiklik var. Boşluk yok. Bu boşluğu dediğim gibi aynı mantık. Buraya boşluk koyduğumuz gibi buraya da boşluk koymamız lazım. Şimdi programı çalıştırıyorum. Bana ismimi sordu. Muhammed dedim ve gördüğünüz gibi program bana merhaba muhammed diye cevap verdi. Şimdi size bir görevim var. Sizden bir uygulama geliştirmenizi isteyeceğim. Bu uygulamada kullanıcımızın en sevdiği yemeği ve ismini alacağız ve sonuç olarak çıktısında nokta 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 sever olarak vereceğiz. Mesela Muhammed kebap sever. Bu uygulamayı yaptıktan sonra bir sonraki adıma geçebiliriz. İlk olarak kullanıcımın ismini almak istiyorum. Bunun için isim isimli bir değişki oluşturup kullanıcıdan veri almak için input fonksiyonu kullanıyorum. Input fonksiyonun içine kullanıcıdan ismini almak için isminiz nedir diye soruyorum. Ayrıca kullanıcımın en sevdiği yemeği de öğrenmek istiyorum. Bunun için yemek isimli bir değişki oluşturup aynı yöntemle input alıp en sevdiği yemeği soruyorum. Şimdi sıra son aşamada. Yani Ekrana kullanıcımın ismini ve sevdiği yemeği yazdırmadı. Bunun için print fonksiyonunu kullanacağım. Print fonksiyonuna isim girdikten sonra yemeği yanına eklemek istiyorum. Bunun için de artı ile yemek yazacağım. Fakat böyle bir sorun var. Bunu hemen çalışırsa göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ismimi girdim. Sevdiğim yemeği de girdim. Ama fark ettiyseniz bu ikisini birleşik yazdı. Ben bunları ayırmak istiyorum. O yüzden araya bir tane daha string koyuyorum ve bu string'e bir tane boşluk koyuyorum. Bu sefer hemen gösteriyorum. Yine ismimi giriyorum. Sevdiğim yemeğe giriyorum. Ve bu sefer fark ettiyseniz araya bir boşluk koydu. Bu boşluğu bu gördüğünüz parantezle koyduk. Ve son olarak verdiğimiz projede bir tane daha kelime vardı. O da sever kelimesi. Fakat bunu koymadan önce geçenki yaptığımız gibi aynı şekilde araya bir tırnak ile boşluk koyuyorum ki kelimeler birbirinden ayrı dursun. Kodumu çalıştırıyorum. İsmimi sordu. Tekrardan giriyorum. Sevdiğim yemeği sordu. Yeniden giriyorum ve gördüğünüz gibi kodum sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi farklı bir proje yapmak istiyorum. Bu projede kullanıcımın ismini ve yaşını yazdırmak istiyorum. Bunun için öncelikle isim adında bir değişikliği oluşturup kullanıcımın ismini Muhammed giriyorum. Bu Muhammed'in bir de yaşı var. Bunun için yaş ismini değişken oluşturup yaşımı 31 giriyorum. Şimdi bu ikisini yan yana ekrana yazdırmak istiyorum. Bunun için print komutumu kullanarak isim değişkenimi giriyorum ve yanına bir tane boşluk ekleyip yaş değişkenimi giriyorum. Ve bir tane daha boşluk ekleyip ekrana yaşında yazdırmak istiyorum. Yani Muhammed 31 yaşında yazması gerekiyor ekrana. Kodumu çalıştırıyorum. Fakat o da ne? Bir hata aldım. Hatada yazıyor ki can only nokta nokta string not integer. Yani diyor ki sen buraya kardeşim sadece string koyabilirsin. Integer koyamazsın. Peki biz bu hatayı nasıl çözebiliriz? Çok kolay bir çözüm var arkadaşlar. Bu integer'ı benim string yapmam gerekiyor. Bunun için str isimli fonksiyonumu kullanıyorum. Bu fonksiyon içine aldığı değeri ne olursa olsun string yapar. İsterse float olsun, isterse boolean olsun. Artık 31 değişkenim bir string. Yani artık ekrana Muhammed 31 yaşındayı canlı gönülden yazdırabilirim. Peki hocam ben bu yaş değişkenini ya boolean yapmak isteseydim ya float yapmak isteseydim hepsinin fonksiyonu isminde gizli aslında. Ben bu yaşı integer yapmak istersem int fonksiyonumu kullanıyorum. Ben bu yaş değişkenini float yapmak istersem float fonksiyonunu kullanıyorum. String yapmak istersem str fonksiyonunu kullanıyorum. Boolean yapmak istersem de bool fonksiyonumu kullanıyorum. Python'da değişken türünü değiştirmek bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, dersimiz matematik. Ama bu sefer matematiği biz yapmayacağız. Python bizim için matematik işlemlerini yapacak. Nasıl mı? Python'la işlem yapmak çok kolaydır. Mesela iki tane değişken oluşturalım. Birisi x ve değeri 9 olsun. Diğeri y ve değeri 5 olsun. Bu iki sayıyı toplamak Python'da x artı y yazmak kadar kolaydır. İnanmıyorsanız hemen sonucunu print ile gösteriyorum print x artı y yazdığım zaman bana x ve y'yi toplar ve sonucu ekrana yazdırır. Ama sadece Python'la toplama yapmayız. Python'la birçok işlem yapabiliriz. Mesela çıkarma yapabiliriz. x eksi y çıkarma yapar. Ayrıca sayıları çarpabiliriz. Bunun için x ve 9'un üstünde bulunan genelde klavyede yıldız tuşunu kullanırız ve y'yi. Bu işlem Python'da çarpma anlamına gelir. Yani x ve çarpar. Dördüncü işlemimiz ise bölme. Bunun için de x slash y yazarız. Bu bölme sayıları direkt olarak böler. Gördüğünüz gibi burada bütün işlemlerinizin sonucunu görebiliyoruz. Ama Python'da sadece bir bölme türü yok. Python'da bir tane daha bölme türü var. Bunu göstermeden önce kodlarımı yorum yapmak istiyorum. Yani artık çalışmamasını istiyorum bu kodların. Sadece görünmesini istiyorum. Bunun için PyCharm'da kısa bir yol var. Sadece telle ve slash'a basarsanız kodlarınız yorum kodu olur. Bu bilgiyi cebinize atın. Python'da başka bir bölüm fonksiyonu daha var. Bu ise x çift slash y. Bu bölüm fonksiyonu sayıları tam olarak böler. Yani virgül bırakmaz. Gördüğünüz gibi eskiden 1.8 olan değerim şu an sadece 1. Ayrıca Python ile sayılarımın kalanını da bulabilirim. Burada kalan bulmak için yüzde ifademi kullanıyorum. Bu ifade benim işlemimde kalan sonucu verir. Yani 9'u 5'e böldüğümde kalan olarak 4 çıkar. Ayrıca matematikte üs alma diye bir fonksiyon daha vardır. Bunu mesela 3 üzeri 2 yaptığımızda sonuç 9 olur bilirsiniz. Bunu da Python'da yapmanın yolu çok kolaydır. İki tane yıldız koyarak ifademi yazarak sayımın üssünü alabilirim. Burada x'in y'ye üssünü alacak. Yani 9 üzeri 5. Sonuçta bayağı büyük bir sayı zaten. Şimdi size ufak bir görev vereceğim. Bir proje düşünün. Hesap makinesi. Kullanıcı iki tane sayı girer ve bu sayılar toplanır. Çok basit bir proje. Hemen yapıp devam edebilirsiniz. Bu projede kullanıcıdan iki tane sayı istiyorum. Bunlar için x ve y adında iki tane değişken oluşturuyorum. X değişkenimle kullanıcıdan ilk sayımı, y değişkenimle ikinci sayımı çekeceğim. Sayıları çekmek için input fonksiyonumu kullanacağım. Y değişkenimi de ikinci sayıyı çekmek için kullanıyorum. Kullanıcıdan iki sayıyı da aldıktan sonra sıra geldi bunları toplamaya. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Hemen deneyerek görelim. Eğer direkt burada x artı y yazarsanız programımızda bir sorun olacak. Hemen deneyeceğim. İlk sayım 5, ikinci sayım ise 7 diyelim. Gördüğünüz gibi program benim iki sayımı toplamak yerine yan yana yazdı. Yani aslında iki tane stringi birleştirdi. Ben bunu önlemek istiyorum. Bunun için geçen derste gördüğümüz tür değiştirmeyi kullanacağız. Ben bu ikisim şu an string. Hatta inanmıyorsanız gelin şunun türünü göstereyim. Type komutunu hatırlıyorsanız değişkenin türünü görmek için kullanıyorduk. İlk sayım 5, ikinci sayım 7. Gördüğünüz gibi x değişkenim integer değil, x değişkenim bir string. Ben bunu integer'e dönüştürmek istiyorum. Bunun için geçen derste gördüğümüz int komutunu kullanacağım. int komutunun içinde yazdığım şey ne olursa olsun, ister string olsun, isterse float olsun integer'e dönüştürülür. y değişkenimi de aynı şekilde integer'e dönüştürdükten sonra artık kolumu gönül rahatlığıyla çalıştırabilirim. İlk sayım 8, ikinci sayım ise 4. Gördüğünüz gibi programım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Matematik işlemlerini bitirdik. Fakat benim size göstermek istediğim birkaç tane matematik fonksiyonu var. Bunları büyük ihtimalle matematik dersinde görmüş olmanız lazım. Bu fonksiyonlardan ilki yaklaşık değer bulma, yani yuvarlama işlemi. Bunun Python'daki karşılığı round fonksiyonu. Yani yuvarlama. Mesela 9.8 değerinde bir sayımız olsun. Bu sayının yuvarlanmış karşılığı 10'dur. Round fonksiyonu yuvarlama işlemi yapar. İkinci fonksiyonum mutlak değer. Bunun Python'daki karşılığı ABS'dir. ABS fonksiyonu içindeki sayının mutlak değerini yani sıfır olan uzaklığını alır. Mesela sayımız eksi 9 olsun. Bunun sıfır olan uzaklığı 9'dur. Bunları yorum satırı yapacağım. Üçüncü fonksiyonum kare kök alma. Fakat bu fonksiyon Python'ın içinde direkt olarak gelmiyor. Bunun için dışarıdan bir kütüphane eklemem lazım. Kütüphane Python'da çok kolay bir şekilde eklenir. Kütüphane eklemenin Python'daki yolu import yazıp sonra kütüphanenin ismini yazmak. Bizim burada kullanacağımız kütüphanenin ismi math. Yani import yazıp sonrasında projenin içine almak istediğimiz kütüphaneyi yazıyoruz. Böylece artık projemizde bu kütüphanenin özelliklerini kullanabiliriz. Karekök alma fonksiyonunda mat içinde sqrt isimli bir isim var. Yani square root. Yani karesinin kökü. Fonksiyonun içine karekökünü bulmak istediğimiz sayıya giriyoruz. Mesela 9'un karekökü hepinizin bildiğiniz gibi üzere 3'tür. Son olarak iki tane daha fonksiyon göstermek istiyorum. Bunlar min ve max fonksiyonları. Bu fonksiyonlardan min tahmin ettiğiniz üzere içine yazdığınız sayıların en küçüğünü bulur. Mesela 9, 10 ve 56. Aynı sayıları max'a da yazacağım. Min en küçüğü, max'te en büyüğünü bulur. Bunları da ekrana yazdırmak için yine print komutunu kullanacağım ve beklendiği üzere en küçük sayımız 9, en büyük sayımız da 56. Bu fonksiyonlar da bu şekilde projenizde işinize yarayabilir. Derse hoş geldiniz. Bu derste stringleri konuşacağız. Hatırlarsanız değişken tamam videosunda bir tane string değişkeni tamamlamıştık ve projelerde de bolca kullanırız bu stringi. Fakat bu derste stringlerin biraz derinine inmek istiyorum. Mesela biz hep string tamamlarken değişken ismi eşittir iki tırnak içerisinde Muhammed mesela böyle bir değişken tanımlamıştık hatırlıyorsanız. Bunu ben mesela başka türlü tanımlamak istersem nasıl tanımlayabilirim? Aynı şekilde tek tırnakla da string tanımlayabilirim. Göründüğü gibi yine kodum sorunsuz bir şekilde anladı. Ama mesela ben bu A harfini tırnak içine almak istiyorum mesela. Bunu nasıl yapacağım? Gördüğün gibi kodum iki tane string tanımladığımı düşünüyor. A'yı içine almıyor. İstediğimiz olmadı. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü hatırlarsanız bir tane daha tanımlama metodu vardı. Çift tırnak eğer dışarı çift tırnak koyarsam içeriye tek tırnak koyabilirim. Fakat dışarıya çift tırnak koyarsam içeriye çift tırnak koyamam. Yani mesela ben bunu çift tırnakla belirtmek istediğimde A harfini gördüğün gibi yine aynı hatayı alıyorum. İki tane string tanımlamış gibi oldum. Bunun da çözümü dışarıdaki işareti tek tırnakla değiştirmekte. Gördüğün gibi artık kodum hata vermiyor. Ama sadece bunlarla sınırlı değil. Başka bir string tanıma yolu daha var. Mesela ben uzun bir metin kaydetmek istediğimi düşünelim birine mektup yazıyorum ve bu metni kaydetmek istiyorum. Bunun için mektup ismini bir değişik oluşturup aynı şekilde eşitliyorum ve mesela Merhaba Ahmet. Umarım iyisindir. Mesela ben bu yazıyı tek bir metin içerisinde bir değişkeni kaydetmek istiyorum. Bunun için Python'da biz 3 tane tırnak kullanırız. 3 tane tırnağın içine koyduğumuz her şey aynen kaydedilir. Aynen derken noktasından virgülüne boşluğuna kadar. Bunu mesela göstermek istiyorum print ile. Gördüğün gibi noktasından virgülüne alt satırına satır başına kadar aynen kaydedilir. Bunu da cebinize atın. Ama bu derse ben stringin biraz daha derinine inmek istiyorum. Mesela sadece ben ilk harfimi almak istediğini düşünelim. Yani isim değişkeninin ben sadece ilk harfini merak ediyorum diyelim. Python'da metinlerde bir sıralama vardır. İlk harfimiz sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyerek devam eder. Yani benim burada M harfim Sıfır sayısına denk gelir Python'da. U harfim 1'e, H harfim 2'ye. Bunların kodlaması bu şekildedir Python'da. Yani ben mesela isim değişkenimin birinci harfini yazdırmak istediğimde buraya bir tane işaret koyuyorum, bracket koyuyorum ve sıfır yazıyorum. Yani birinci harfimi almak için sıfır yazıyorum. Hemen göstereyim inanmıyorsanız. Ha, bu, bunu yorum satır yapmam gerekiyor çünkü kod yanlış anlıyor. Gördüğün gibi sıfır yazınca birinci harfimi almış oluyorum. Yani bu mantıkla aslında h harfini almak için hangi sayı kullanacağımı da idrak edebilirsiniz galiba. İki sayısını kullanarak da mesela burada h harfimi alabiliyorum. Peki diyelim ki ben bir tane harfim değil de ilk 3 harfimi almak istiyorum diyelim. Bunun da çözümü çok kolay. Ama bu sefer iki tane parametre girmem gerekiyor. Birincisi kaçıncıdan başlayacağı, ikinci parametre ise... Kaçıncı harfte sonlanacağı. Bunun için araya bir tane ve virgül koyuyorum. Ve sol tarafa kaçıncı harften almaya başlayacağımı yazıyorum. Mesela ben atıyorum muh kelimesini almak istiyorum. Yani ilk üç harfimi almak istiyorum. Bunun için başlangıç satırı olarak sıfırı alıyorum. Yani başlangıç harfim sıfır. Sıfırdan başla 3'e kadar git diyorum. Ama 3'ü alma. Bunun için 0 2.3 yazıyorum. Böylece program benim için sıfırdan başlıyor ve 3'e kadar alıyor. Ama 3'ü almıyor. Peki diyelim ki ben son harfimi almak istiyorum metnimdeki. Bunun için ne yapacağım? Yani gidip e, 7 yazmaktan ziyade son harfimi almak istiyorum. Diyelim ki benim çok uzun bir metnim var işte böyle diye ve en son harfi almak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun için de Python'da sondan başladığımız zaman eksi kullanırız. Yani sonuncu harfi almak istediğim zaman eksi 1 yazıyorum. Böylece en sonuncu harflerime geçmiş oluyor. Peki diyelim ki ben en sondan üçüncü harfi istiyorum. Bunun için de çözüm çok kolay. Az önce hatırlıyorsanız 2 nokta koymuştuk araya. Bu sefer de 2 nokta koyacağız. Fakat bu sefer eksi 4'ten başlayacak. Yani fark ettiğiniz üzere aynı şekilde Python bir de eksiden başlayarak numaralandırıyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye. Burada da eksi 4'ten başlayacak ve eksi 1'e kadar alacak. Yani eksi 4 burasıydı hatırlarsanız. Eksi 4'ten başlayacak eksi 3, eksi 2, eksi 1. Burada hop bacım dur diyecek ve 3 tane harfi bize göstermiş olacak. Stringleri bölmeyi öğrendik. Sırada bunlarla işlemler yapmak var. Hatırlarsanız matematikte fonksiyonları görmüştük. Matematik fonksiyonları. Yuvarlağını alma, mutlak değerini alma gibi. Bunda da aynı şekilde metin üzerinde işlem yapmamızı sağlayan fonksiyonlar var. Mesela metnin ilk harfini büyütme, bütün harflerini büyütme gibi. Hemen gösterelim. İlk fonksiyonum metnimin uzunluğunu öğrenmekle alakalı. Metnimin uzunluğunu öğrenmek için len fonksiyonu kullanıyorum. Bu çok kullanışlı bir fonksiyon. Mesela bir uygulama yapacaksınız. Kullanıcının ismini girmesini istiyorsunuz. Fakat kullanıcı saçma sapan bir şey de girebilir. Mesela 100 harflik bir şey gelebilir. Bunun önüne geçmek için len fonksiyonunu kullanıyoruz. Len fonksiyonunun içine değişkenimin ismini giriyorum. Ve böylece değişkenimin harf sayısını yani uzunluğunu öğrenebiliyorum. Bir diğer fonksiyonum ise değişkenimin ilk harfini büyütme. Zaten bizim burada ilk harfimiz büyük fakat ben bunu küçülterek ise göstermek istiyorum. Yine bunu da nasıl kullanabilirsiniz? Mesela yine isim kaydetmek istediğiniz bir program düşünelim. Kullanıcı isminin bütün harflerini küçük girer. Ama siz bunu büyütmek de isteyebilirsiniz sadece ilk harfini. Bu fonksiyonumun ismi Title. Fakat ben bu fonksiyonumu ismin bir uzantısı olarak kullanıyorum. Yani nasıl hocam? Önce isim değişkenime giriyorum. Sonrasında noktaya basıyorum. Yani burada artık bizim bu değişkenimizle ilgili yapabileceğimiz bütün işlemleri görebilirsiniz. Birçok işlem var. Ben burada birkaç tane önemli olanlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim title fonksiyonu yani ilk harfini büyütme. Bu fonksiyonu kullanarak metnimizin ilk harfini büyütebiliriz. Gördüğün gibi burada ilk harfim büyüdü. Bir başka göstermek istediğim fonksiyon ise metnin bütün harflerini büyütme. Bunu da yapmak için Değişkenimin ismini yazıp sonrasında nokta koyduktan sonra karşıma çıkan burada gördüğünüz bütün her şeyi kullanabiliyoruz zaten. Upper fonksiyonu. Bu fonksiyonla değişkenimin bütün harflerini büyütebiliyorum gördüğün gibi. Diğer göstermek istediğim fonksiyon ise bunun tam tersi. Değişkenimin bütün harflerini küçültmek istiyorsam lower fonksiyonumu kullanıyorum. Bu fonksiyon da değişkenimin bütün harflerini küçültüyor. Burada zaten küçüktü. Ben mesela bir harfi büyüterek göstereyim. Gördüğün gibi bütün harflerini küçülttü. Burada o harfim büyük ama artık küçük. Bir başka fonksiyonum, değişkenin içinde bir harf bulma fonksiyonu. Bunu da kullanmak için aynı şekilde değişkenimin ismini yazdıktan sonra find yazıyorum. Find komutu bizim değişkenimizin içinde bir harf bulmamızı sağlar. Mesela ben E harfinin kaçıncı sırada olduğunu merak ediyorsam, bu parametrenin içine E harfimi yazıyorum ve programım benim E harfimin kaçıncı satırda olduğunu bana gösteriyor. Yani sırasının kaç olduğunu bana gösteriyor. Ama bildiğin üzere Python büyük küçük harf duyarlı bir dil. Bunun için ben buraya büyük E yazarsam Python benim için bulamayacak. Ve böyle bir harf olmadığında Python eksi bir değer verir. Mesela aynı şekilde buraya X yazarsam da Python eksi bir değer verir. Yani bu böyle bir harf bunun içinde yok demek. Başka bir fonksiyonumuz değişkenimin içindeki bir harfi veya bir kelimeyi başka bir harf veya kelimeyle değiştirmeye yarar. Hemen göstereyim. Bu fonksiyonumun ismi ise replace yani değiştirme. Burada iki tane parametre giriyoruz. Birincisi ilk parametre yani değiştirmek istediğimiz parametre. Ben burada başka bir örnek yazmak istiyorum. Örneğim Ahmet okula gidiyor. Ben bu gidiyor kelimesini gitmiyorla değiştirmek istiyorum. Bunun için replace fonksiyonumu kullanacağım. İlk olarak değiştirmek istediğim kelimeye giriyorum. Burada değiştirmek istediğim kelime gidiyor. Gidiyor kelimesini gitmiyorla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir virgül koyup ikinci parametremi giriyorum. İkinci parametrem de gitmiyor olacak. Gördüğün gibi bu fonksiyonla gidiyor kelimemi gitmiyor kelimesiyle değiştirmiş oldum. Bu da işinize yarayabilir. Şimdi size bir görev vereceğim bu dersi tam olarak anlamanız için. Bir uygulama geliştirmenizi istiyorum. Bu uygulamada kullanıcı kendi ismini girecek. Fakat küçük de girse büyük de girse sizin bu ismin ilk harfini büyütmenizi istiyorum. Ve bu ilk harfinden büyütmüş bir şekilde ekrana yazdırmanızı istiyorum. Kolay gelsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu derste koşullu ifadeleri göreceğiz. Koşullu ifadeler bizim programımıza karar verme yeteneği sağlar. Yani bizim günlük hayatta sıkça kullandığımız eğer şu olursa şu olur. Mesela eğer dışarıda yağmur yağıyorsa ben paltomu giyeceğim gibi programımıza bazı koşullar durumunda bazı eylemler yaptırmamızı sağlar. Bunu hemen örneklendirmek istiyorum. Mesela bizim günlük hayatta karşımıza çıkan sıkça bir örnek. Eğer dışarıda hava yağmurlu ise üstümüze ceketimizi giyeriz. Değil mi? Bu mesela çok basit bir koşullu ifadedir. Eğer ifadesi gördüğümüz her ifade koşullu ifadedir. Mesela eğer hava güneşli ise güneş gözlüğümüzü takarız. Değil mi? Bu bir koşullu ifadedir. Mesela ben bunu Python koduna çevirmek istediğimde çok basit bir çevirme metodu var. Burada benim eğer gördüğüm yere İngilizce'deki bunun karşılığı olan if yazıyorum. If. If kelimesi benim Türkçe'deki eğer kelimeme denk gelir. Şimdi koşul belirtmem gerekiyor. Eğer hava yağmurlu ise burada ben yağmurlu ismine bir değişken oluşturacağım. Bu değişkenim benim yağmurlu durumumu gösterecek yani. Eğer bu değişken doğru ise yani true ise dışarıda yağmur var. Eğer değişkenim false ise dışarıda yağmur yok gibi. Benim değişkenim burada true olacak. Yani dışarının yağmurlu olduğunu düşüneceğiz. Eğer dışarısı yağmurluysa ben ekrana Ceketini giy yazdırmak istiyorum. Bunun için if durumunun sonrasında yağmurlu ismi değişkenimi yazıyorum ve sonrasında bir iki nokta koyuyorum. Bunun sebebi yağmurlu değişkenim eğer doğru ise ki burada doğru iki noktadan sonra yazdığım kodlar çalışacak. İki noktadan sonra kod yazmak için enter'a basıyorum ve burada gördüğünüz gibi satır başı yapıyor benim için. Yani aslında taba basmış oluyor. Bunu yapmasının sebebi benim kodu daha kolay okumam. Yani buraya yazdığım kodlar mesela print bla bla bla. Buraya yazdığım kodlar artık eğer bu yağmurlu değişkenim doğru ise çalışacak. İçeriye almasının sebebi bu. Daha kolay okunması. Şimdi ben burada ekrana ceketini giy yazdırmak istiyordum. Bunun için printin içine ceketini giy yazdırıyorum. Ve gördüğün gibi burada oluşacak şey şu. Yağmurlu değişkenim true olduğu için yani doğru olduğu için burada kontrol edecek. Eğer yağmurlu değişkenim doğru ise buradaki kodu çalıştıracak. Ve burada beklediğimiz gibi kodu çalıştırdı ve ceketini giy yazdırdı. Eğer bu değişkenim doğru değil de yanlış olsaydı yani false olsaydı yani dışarısı yağmurlu değilse gördüğün gibi ceketini giy yazdırmayacak. Koluma aslında ilk karar verme mekanizmasını koymuş olduk bu şekilde. Fakat benim koymak istediğim bir tane daha durum var. Eğer hava güneşli ise güneş gözlüğünü tak yazdırmak istiyorum. Bunun için de aynı metodu kullanacağım. Yağmurlu değişkenim olduğu gibi güneşli diye bir değişkenim de olacak. Ve bu sefer yağmurlu olmadığı için bu sefer güneşli olacak yani güneşli true olacak. Bunu kontrol etmek için if kullanmayacağım. Bunu kontrol etmek için elif diye bir başka bir fonksiyon kullanacağım. Bu aslında else if'in kısaltması olarak geçiyor. Else if'in Türkçe karşılığı aksi takdirde. Yani burada eğer yağmurlu değilse aksi takdirde eğer güneşli ise diye kontrol etmek istiyorum. Bunun için elif kullanacağım. If'te kullanabilirdim. Fakat if'te iki farklı kontrol mekanizması yapmış olacağım. Bunu da şu an tek bir kontrol mekanizması var. Eğer buysa bu. Yoksa bunu kontrol et. Yoksa geç olacak şu an. Fakat ben eğer iki tane if kullansaydım bunu da kontrol edecekti. Bunu da kontrol edecekti. Ve eğer ikisi de doğruysa yani hem yağmurluysa hem güneşliyse bu sefer hem ceketini giy yazdıracaktı. Hem de güneş gözünü tak yazdıracaktı. İstersen hemen deneyelim. Burada aynı şekilde güneşliğimi de yazdıracağım. Aynı if'te yaptığım gibi. Ve bu sefer de ekrana yazdırmak istediğim şey güneş gözlüğünü taktı. Şimdi kolumu çalıştırıyorum. Fakat bu sefer ikisi de true olmadığı için sadece güneşli true olduğu için sadece güneş gözlüğünü tak yazdırdı. Ama diyelim ki hem yağmurlu hem de güneşli bir havada. Bu sefer gördüğün gibi ikisini de yazdıracak. Hem ceketini giy yazdıracak hem de güneş gözlüğünü tak yazdıracak. Çünkü bunlar iki tane farklı kontrol mekanizması oldu. Yani bunlar birbirinden bağımsız. Fakat eğer ben buna if yazmak yerine elif yazarsam yani aksi takdirde yazarsam bu sefer if'i kontrol edecek. Eğer yağmurluysa ceketini giy diyecek. Fakat eğer yağmurlu değilse bu sefer güneş gözün tak diyecek. Ki burada yağmurlu olduğu için önce yağmurluyu kontrol etti sonrasında elife geçmedi. Çünkü artık bu döngü bitti. Artık bunun sonuna geldi. Biri doğruysa artık o döngünün sonuna gelmiş olur. Yani benim burada güneşliği kontrol etmem için yağmurlu değişkenimin false olması gerekiyor. Yani eğer yağmurlu değilse güneşli olduğunu gösterecek bana ve güneş gözlüğünü tak diyecek. Gördüğün gibi. Şu an yani kodum sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani if ilk olarak kontrol edilir. Eğer if doğru değilse elif'e geçer. Yani aksi takdirde. If doğru değilse aksi takdirde havanın güneşli olup olmadığını kontrol et dedik yani burada koda. Ama gördüğün gibi burada üçüncü bir durum daha var. Bunların hiçbiri değilse. Bunun İngilizce'deki karşılığı else'tir. Kodlamada da karşılığı else'tir. Else demek bunların hiçbiri doğru değilse bunu yap demek. Burada bunların hiçbiri doğru değilse yaptırmak istediğim şey normal bir şekilde dışarı çıkacağım. Dışarı çık yazdırmak yani. Bunu kopyalayacağım ve print fonksiyonunun içine bunu yazdıracağım. Şimdi hemen kodumu çalıştırıyorum. Gördüğün gibi şu an Güneşli olduğu için, güneş ötürü olduğu için güneş gözünü tak yazdırdı. Fakat bunların hiçbiri doğru olmasaydı, yani ikisi de false olsaydı, yani hem güneşli değil hem yağmurlu değil. O yüzden bu sefer ekranıma normal bir şekilde dışarı çık yazdırdı. Yani bunların ikisi de doğru olmadığında else komutum çalıştırılır. Bir daha başta alıyorum. İlk başta if fonksiyonum burada yazdığı değerin doğru olup olmadığını kontrol ediyor burada. Doğru olmadığı için elife geçiyor. Elif bunun güneşli olup olmadığını kontrol ediyor. Güneşli de olmadığı için artık en son komutum çalıştırılıyor. Yani eğer bunların hiçbiri doğru değilse bu satırımdaki kod çalıştırılıyor. Koşullu ifadelerin de temel mantığı bu şekilde. Bu derste mantıksal operatörleri göreceğiz. Mantıksal operatörler bizim koşullu ifadelerimizde birden çok durumu aynı anda kontrol etmemize yarar. Bunu hemen bir örnekle açıklamak istiyorum. Zaten günlük hayatta çok fazla kullanırız bu durumu. Eğer bir uygulama yaptığımızı düşünelim. Eğer kullanıcımızın ehliyeti ve arabası varsa araba kullanabilir, değil mi? Eğer kullanıcımızın ehliyeti veya arabası varsa, yani ikisi birden yok, sadece ya ehliyeti var ya arabası var. O zaman araba kullanmasına çok az zaman kalmıştır. Eğer bunlardan hiçbir yoksa araba kullanması için daha çok zaman vardır. Böyle bir uygulama yaptığımızı düşünelim. Şimdi bunu bir koda dönüştürmeye çalışalım. Eğer kelimesi zaten if'in karşılığı da hatırlıyorsanız Ehliyet ve araba. Burada fark ettiyseniz iki tane durum var. Kullanıcımızın ehliyet durumu ve arabasının olma durumu. Bunları iki tane değişik halinde yazacağım ben. İlk değişkenim ehliyet. İkinci değişkenim ise araba. Bunların hepsi bir durum zaten. Sonra eğer ehliyeti varsa ve arabası varsa ilk durumum bu. Yani burada dikkatimizi çeken bir şey var değil mi? Ve kelimesi ve veya kelimesi. Bunların İngilizce karşılığı and ve or arkadaşlar. Zaten kodlamada da bu diller kullanılır. Diyor ki burada eğer ehliyeti ve arabası varsa yani ehliyeti turu ise ve arabası da turu ise hem ehliyeti hem arabası varsa bir if durumu yazıyorum ve ilk olarak ehliyetimi kontrol ediyorum. Ehliyeti var mı? Ehliyeti var ve yani and arabası da var. Yani iki durumda doğru bu end operatörü bizim iki durumumuzun da doğru olduğunu kontrol eder. Hatta üçüncü, dördüncü, 5. end operatöründe bütün durumların doğru olması lazım. Eğer bütün durumlarım doğru ise araba kullanabilirsin yazdıracağım ekrana. Bunun için print komutunu kullanıyorum ve ekrana araba kullanabilirsin yazdırıyorum. Şimdi kullanıcım hem ehliyeti var yani ehliyeti turu hem de arabası var değil mi? O yüzden bu kullanıcım araba kullanabilir gördüğün gibi. Burada bir tane daha durumum var fark ettiysen. Ya ehliyeti olsun ya da arabası olsun. Fakat ikisinin olmasın. Az önce zaten fark ettiysen biz burada ikisinin olma durumunu kontrol ettik. Şimdi başka bir durum yazacağım. Bunda elif kullanacağım. Yani elsif. Bu durumda ehliyeti veya arabasının olduğunu kontrol edeceğim. Ya ehliyeti ya arabası olsun. Burada veya kelimesinin karşılığı oru zaten. Ya ehliyeti olsun ya arabası olsun. İkisinin bir de olma durumunu zaten az önce kontrol ettik. O yüzden burada çalışmayacak. Eğer ikisinden birisi varsa, yani arabası yok fakat ehliyeti var diyelim. Bu sefer ekrana ben araba kullanmana çok az kaldı yazdıracağım. Şu an kullanıcımın gördüğün gibi arabası yok fakat ehliyeti var. Yani araba alsa araba kullanmaya başlayabilir çünkü ehliyeti var. Aynı şekilde arabası olsa ama ehliyeti de olmasa, yani bir var bir yok ama biri var. Biri olduğu sürece or parametresinde bir tane doğru olduğu sürece o parametre çalışır. Burada da kullanıcımın ehliyeti Yok ama arabası var yani ehliyet alsa araba kullanacak. Bu yüzden araba kullanmasına çok az kaldı yazıyorum. Ve son olarak bir tane daha durumum var burada gördüğün gibi. Eğer bunlardan hiçbir yoksa, yani bunu zaten geçen derste görmüştük, else durumu. Bunların hiçbiri doğru değilse ben ekrana araba kullanman için daha çok zaman var yazdıracağım. Şimdi kullanıcımın her ikisinde yanlış olması için false yapıyorum. Yani kullanıcımın ne arabası var ne ehliyeti var. Gördüğün gibi burada ikisi de doğru olmadığı için else durumuna geldi ve araba kullanman için çok zaman var ya hazırda ekana. Şu an biz ne gördük? Biz şu an end operatörünü gördük ve or operatörünü gördük. Son kez tekrar edelim. End operatörü hepsinin doğru olduğunda or operatörü sadece bir doğru olduğunda çalışır. Son olarak bir tane daha operatörümüz var. Bu da not operatörü. Bu operatör için şöyle bir örnek düşünelim. Diyelim ki biz bir ehliyet kursuyla anlaşma yaptık bir şekilde. Ve uygulamamıza gelen arabası olup yani arabası turu olup ehliyeti olmayan kişilere bizim ehliyet kursumuzu tercih ederek hemen araba kullanabilirsiniz yazdırmak istiyorum ekrana bu mesajı vermek istiyorum. Bunun için yine bir else if komutu kullanacağım elif yani ve kullanıcımın arabası var tamam ve end operatörü fakat ehliyeti olmayacak yani not ehliyet bunu eski bir dil gibi düşünebilirsiniz yani araba evet var ve ehliyeti yok not ehliyet. Bu sefer de ben ekrana Bizim sürücü kursumuzu tercih ederek hemen araba kullanmaya başlayabilirsin yazdırmak istiyorum. Yazdım. Kodumu çalıştırıyorum. Şu an kullanıcımın ehliyeti yok fakat arabası var. Ve gördüğün gibi... Aa pardon kola vardı. Şunları hemen yorum satır yapıp bir daha çalıştırıyorum. Ve gördüğün gibi bana kullanıcımın arabası olup ehliyeti olmadığı için bizim sürücü kursumuzu tercih ederek hemen araba kullanmaya başlayabilirsin yazdırdım. Not operatörü de böyle. Not operatörü de değil anlamına gelir zaten. Ve aynı şekilde bunlar gibi kullanılabilir. Mantıksal operatörler de bu şekilde. Bu derste karşılaştırma operatörlerini inceleyeceğiz. Bu operatörle biz kodlarımızda çok sıkça kullanırız. Ve bunlar iki tane değeri birbiriyle karşılaştırma yarar. Hemen bunları göstererek başlayalım. İlk operatörüm küçüktür operatörü. İkinci operatörüm büyüktür operatörü. Zaten bunları matematik dersinde görmüş olmanız lazım. Üçüncü operatörüm büyük eşittir operatörü. Dördüncü operatörüm küçük eşittir operatörü. Beşinci operatörüm eşit eşit yani birbirine eşit mi operatörü. Ve son operatörüm ise eşit değil operatörü. Bunların hepsini tek tek göstereceğim zaten. Ki zaten bunları biliyorsunuzdur matematikten. Bunları bir örnekle ben göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki bir uygulama yapıyoruz ve bu uygulama hava sıcaklığını alıp Buna göre havanın sıcak, soğuk veya güzel olma, normal olma durumunu gösteriyor. Eğer sıcaklığım 30 dereceden büyükse hava çok sıcaktır. Eğer sıfırdan küçükse hava çok soğuktur. Bunların hiçbir değeri yani bunların arasında bir değerse hava güzeldir. Burada fark ettiysen bir tane değişkenim var. Sıcaklık değişkeni. Bunu hemen ben tanımlayarak işe başlıyorum. Sıcaklık ismine bir değişkenim var. Bunları yorum satırı yapayım. Ve bugün diyelim ki sıcaklık 35 derece. İlk durumu kontrol ediyorum. Eğer sıcaklık 30'dan büyükse. Bunun karşılığı olarak if yazıyorum ve değişkenimin ismini yazıyorum sıcaklık ve burada kullanacağım operatörü fark ettiyseniz büyüktür operatörü yani bu. Eğer sıcaklığım 30'dan büyük ise ki burada zaten büyük. Ekrana yazdırmak istediğim değer hava çok sıcak. Hemen yapıştırıyorum ve kodumu çalıştırıyorum. Burada fark ettiğiniz üzere sıcaklığım 35 derece olduğu için hava çok sıcak ekranıma yazdırıldı. Burada küçüktür operatörü kullansaydık kodumuz çalışmayacaktı. Çünkü hava sıcaklığı 30'dan büyük yani küçük değil. Bu operatörleri bu şekilde kullanıyoruz. Örneğimizi yapmaya devam edelim. İkinci durumum ise hava sıcaklığının sıfırdan küçük olması. Bunun için de bir tane else durumu kullanacağım. Elif yani. Ve sıcaklık değişkenimin sıfırdan küçük olup olmadığını kontrol edeceğim. Eğer sıcaklığım sıfırdan küçükse ekrana hava çok soğuk yazdıracağım ve sıcaklığımı atıyorum eksi 5 diyelim. Burada gördüğün gibi ekrana hava çok soğuk yazdı çünkü sıcaklık sıfırdan küçük. Burada göstermek istediğim diğer değerler de var. Bunları da hemen göstereyim. Birincisi büyük eşittir. Bu büyüktür artı eşittir olarak düşünebilirsiniz. Yani sıcaklığım 30'dan büyük veya 30'a eşitse. Mesela burada sıcaklığımı 30 yapacağım. Ve gördüğün gibi hava çok sıcak yazdı. Fakat eğer bunu büyük eşit yerine sadece büyüktür yazsaydım. Bu sefer Kodum böyle çalışmayacaktı. Gördüğün gibi bu sefer ekranı hava çok sıcak yazmadı. Büyük eşittir bu sıfırı da veya 30'a dahil etmeye yarar. İkinci değişkenim ise küçük eşittir. Bunu da burada göstermek istiyorum. Küçük eşittir. Bu değişkenimin sıfırı da dahil olduğu durumu da ekler. Yani mesela değişkenim 30 yerine sıfır olsun. Bu sefer gördüğün gibi hava çok soğuk yazdı. Fakat eğer küçük eşittir yerine sadece küçüktür yazsaydım bu sefer hava çok soğuk yazmayacaktı. Çünkü eşittir değerlerini dahil etmiyor. Son olarak iki tane daha durumumuz kaldı. Biri eşittir, diğeri ise eşit değil. Diyelim ki ben hava sıcaklığım 40 dereceye geldiğinde, tam olarak 40 derece geldiğinde yani, ekrana hava 40 derece yazdırmak istiyorum. Burada eşit eşit operatörümü kullanacağım. Bu operatörüm iki tane eşitlerin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Yani sıcaklık 40 dereceye eşit mi olarak düşünebilirsiniz. Burada değişkenim 0 şu an 40 değil. Bunu 40 yapıyorum ve gördüğün gibi artık hava 40 derece ekrana yazdı. Eğer hava 41 olsaydı, bu eşit olmadığı için ekrana yazmayacaktı. Bu da tam olarak eşit olma durumunu kontrol eder. Bunun tam tersi bir operatörümüz var. Bu da eşit değildir operatörü. Bu operatör bizim değişkenimizin 40'a eşit olmadığı durumlarda çalışır. Bunda da mesela hava 40 derece değil yazdırabiliriz ekrana. Şu an hava 40 derece değil, 41 derece. Bu yüzden de ekrana hava 40 derece değil yazdırdı. Gördüğün gibi bu operatörlerde bu şekilde. Şimdi size bir tane görev vereceğim. Bir tane uygulama geliştireceğiz. Bu uygulamada kullanıcımız eğer 18 yaşından büyük ve okula gitmiyorsa ekrana askere gelme yaşınız geldi yazacağız. Eğer kullanıcımız okula gidiyor ve 18 yaşından büyükse okulunuz bittiğinde askere gideceksiniz yazdıracağız. Eğer bunların hiçbiri değilse askerlik yaşınız daha gelmedi yazdıracağız. Bu projeyi yaptıktan sonra bir sonraki kursa devam edebilirsiniz. Bu proje şu ana kadar öğrendiklerimizin bir özeti gibi aslında. Şu ana kadar öğrendiğimiz çoğu şeyi bu projede kullanacağız. İlk olarak benim kullanıcıdan istediğim iki tane veri var. Birincisi kullanıcımın yaşı, ikinci ise kullanıcımın okuyup okumadığı yani okuma durumu olarak kaydedebilirim. Yaşını input fonksiyonu ile isteyeceğim zaten. Ee, yaşınızı girin diye. Kullanıcım burada yaşına girecek. Fakat burada benim uygulamam bu değişkeni string olarak kaydedecek ve benim bunu integer'e dönüştürmem lazım. Bunun için int komutumu kullanacağım ve böylece kullanıcımın girdiği yaş integer'e dönüşmüş olacak. Şimdi sıra geldi okuma durumunu öğrenmeye. Bunun için de yine aynı şekilde input komutuyla kullanıcımın okuyup okumadığını öğrenmek istiyorum. Bunu yapmanın çok basit bir yolu var. İlk önce soruyu soruyoruz yani okuyor musunuz diye. Sorumu sorduktan sonra bir parantez açıyorum ve bu parantezde evet ise e harfine hayır ise H harfine basmasını söylüyorum. Yani kullanıcım okuyorsa E harfine basacak, okumuyorsa H harfine basacak ve bu değişken okuma durumuna kaydedilecek. Şimdi sıra geldi bunları kontrol etmeye. Bunları kontrol etmek için if durumunu kullanacağım. İlk durumumda kullanıcım 18 yaşından büyük ve okumuyordu. Bunun için yaş büyük eşittir. Tabi burada büyük eşittir e dikkat ediyoruz. 18 yaşında olursa da yine aynı şekilde çalışması lazım kodumuzun. Büyük eşittir 18 ve and okuma durumu da okumuyor olacaktı. Yani H olacak. Okuma durumu da H ise. Yani kullanıcımın hem yaşı 18'den büyük hem de okumuyor. Bu durumda kullanıcımı askere çağırmak için askere gelme yaşınız geldi yazdıracağım ekrana. Kullanıcım eğer 18 yaşından büyük veya eşit ve okumuyorsa asker gelme yaşınız geldi yazdıracağım. Eğer kullanıcım 18 yaşından büyük ve okuyorsa ise okulunuz bittiğinde askere geleceksiniz yazdırmak istiyorum ekrana. Bunun için yine de yaş değişkeni büyük eşit 18 olacak fakat ve okuma durumu evet olacak. Yani kullanıcım okuyorsa okuyor ve 18 yaşından büyük. Böyle durumda ise ekrana okulunuz bittiğinde askere geleceksiniz yazdıracağım ekrana. Tabi burada iki tane eşittir koymayı unutmuyoruz. Ve son durumum yani Alice durumu bunların hiçbiri değilse ekrana daha askerlik yaşınız gelmedi yazdıracağım. Böyle kodum bitti. Şimdi çalıştırıyorum hemen denemek için. Yaşım diyelim ki 18 ve okumuyorum. Asker gelme yaşınız geldi. Yani beni askere çağırdı. Diyelim ki benim yaşım 25 fakat okuyorum. Yani evet yazacağım buraya. Okulunuz bittiğinde askere geleceksiniz dedi. Ve son durumum benim yaşım daha 11 diyelim. E, okuyorum da daha askerlik yaşınız gelmedi yazdı. Kodum sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu derste programlarda sıkça kullandığımız while döngüsünden bahsedeceğim. While döngüsünden bahsetme önce size bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki biz birden 5'e kadar 10 sayıları ekrana yazdırmak istiyoruz. Bunun yolu çok basit zaten. Print ile başlayıp 1, 2, 3, 4, 5 diye yazdırabiliriz. 1 2 3 4 ve 5. Böylece çok kolay bir şekilde 1'den 5'e kadar 10 sayıları yazdırmış olduk ekrana. Fakat diyelim ki ben bu 1'den 5'e kadar değil de bu sayıları 1'den 10.000'e 10 kadar yazdırmak istiyorum. E ben burada 10.000 10 satır kod mu yazacağım? Tabii ki de hayır. Bu gibi durumlarda bizim imdadımıza döngüler yetişiyor. Şimdi ben bir tane değişken tanımlamak istiyorum. i adında ve değerini ise 1 yapıyorum. Saymaya 1'den başlayacağım çünkü. İşte burada while döngüsü kullanıyoruz. While döngüsü bizim if'imize çok benzer. Aynı şekilde yanına bir durum yazmam gerekiyor. Yani bu durum karşısında bu döngünün içine girecek. Ben burada 5'e kadar yazdırmak istediğim için i küçük eşittir 5 yazacağım. 5'te dahil ediyorum çünkü 5'te yazdırmak istiyorum. 2 nokta koyacağım ve ekrana i'yi yazdıracağım. Ve sonrasında bu döngünün sonsuza kadar çalışmaması için çünkü eğer burada 1 olarak başlarsa burada sürekli 1 yazacak ekrana. Bunun önüne geçmek için i'yi 1 arttıracağım. Bunda yolu i eşittir i artı 1 yazmak. Yani i'yi 1 ile topla demek. Şimdi hemen kodumu çalıştırıyorum. Ve gördüğün gibi 1'den 5'e kadar olan sayılarımı ekrana yazdı. Dediğim gibi ben mesela atıyorum 1000'e kadar yazdırmak istiyorum sayımı. Çok basit. Buraya 5 yerine 1000 yazıyorum. Ve böylece kodum bana 1000'e kadar olan sayıları ekrana yazdırmış oluyor. Bu derste dizeleri göreceğiz. Dizeler bizim birden çok veriyi tek bir değişken içinde depolamamızı sağlar. Mesela buna bir sınıftaki öğrenciler veya bir işte çalışan işçiler gibi örnekler verebiliriz. Burada dizemi tanımlamak istiyorum. Bu dizem bir işte çalışan işçiler olacak. Bu yüzden ismi işçiler olacak. Burada ismi yazdıktan sonra eşit bir işareti koyuyorum. Aynı değişken tanımlarkenki gibi ama bu sefer farklı olarak braket koyuyorum. Yani köşeli parantez. Köşeli parantezimin içinde yazdığım bütün verilerimi virgülle ayıracağım. Şimdi ilk ismim mesela ilk işçimin adı Mehmet olsun. İkinci işçimin adı Ahmet. Üçüncü işçim Abdullah. Dördüncü işçimin adı Kerim. Beşinci işçimin adı da Ali diyelim. Beş tane işçim var gördüğün gibi. Ben bu işçilerimin ilkini merak ediyorsam ve ilkini yazdırmak istiyorsam burada dizemin ismini yazıyorum yani dizem burada işçiler ve sonrasında yine köşeli parantez koyup Bunların sırasını yazıyorum. Birinci sıra geçen string videosunda hatırlıyorsanız birinci sıra sıfırdır. İkinci sıra 1'dir. Böyle saçma bir düzen var yani sıfırdan başlıyor saymaya. Bu yüzden ilk yazdırmak istediğim şey Mehmet olduğu için buraya sıfır yazıyorum parametreme. Ve böylece Mehmet ekrana yazdırmış oluyorum. Aynı şekilde Ahmet ekrana ekranı yazdırmak istersem buraya 1 yazıyorum. Böylece ikinci değerimi yazdırmış oluyorum. Bunun tam tersi şekilde de Sondaki değişkenimi yazdırmak istersem yani sondaki işçim Ali yazdırmak istersem ekrana bu sefer eksi 1 koyuyorum ve böylece program sondan saymaya başlıyor. Aynı mantıkla Kerim'i de ekrana yazdırmak istersem eksi 2 yazıyorum. Hatırlarsanız String'de de aynı şekilde böyle yapıyorduk. Mesela burada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben 3 tane işçimi istiyorum mesela. İlk 3 işçimi istiyorum. Bunun için de 2 tane şey yazmam gerekiyor. Birincisi kaçıncıdan başlayacağım. İkincisi kaçıncıda sonlanacağı. Ben burada Mehmet'ten başlamak istiyorum. Yani sıfırdan başlayacağım saymaya. Ve Mehmet, Ahmet, Abdullah derken Kerem'i istemiyorum. Yani üçüncü de bitireceğim. Ve burada gördüğün gibi 3 tane işçimi almış oldum. Sıfırdan 3'e kadar ama sonda yazdığım dahil değil. Ve evet arkadaşlar kursun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ise son görevinizi veriyorum. Bu göreviniz basit bir hesap makinesi yapmak. Bu hesap makinesinde Kullanıcı ilk olarak işlem yapmak istediği iki tane sayı girecek ve Enter'a bastıktan sonra yapmak istediği işlemi girip Enter'a basacak. Ve böylece hesap makinesi onun için işlemi yapmış ve ekrana yazdırmış olacak. Bu projeyi de yaptıktan sonra benim çözümümü izleyerek videoyu bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu proje biraz zor. Bu yüzden bu videoyu dikkatli izlemenizi öneriyorum. Çünkü biraz kompleks bir proje olacak bu proje. Şimdi ilk olarak benim kullanıcıdan almak istediğim iki tane değer var. Birincisi ilk sayısı, ikincisi de ikinci sayısı. Bunun için ilk sayı ve ikinci sayı adında iki tane değişken oluşturacağım. Ve bu değişkenlerle kullanıcımdan iki tane sayı da alacağım. Bunun için input fonksiyonunu kullanacağım doğal olarak. İlk sayı girmesi için ilk sayı giriniz yazacağım. İkinci sayıda girmesi için aynı bunu kopyalayarak ikinci sayıya giriniz. Yazacağım ekranı. Şimdi kullanıcım iki tane sayıda girdi. Fakat burada bir sorun var. Input fonksiyonu bizim verimizi string olarak kaydediyor. Yani text gibi düşünebilirsiniz. Text olarak kaydediyor. Bunu benim integer'a e dönüştürmem lazım ki bunlarla işlem yapabileyim. Bu yüzden ben bu aldığım değeri int fonksiyonu ile integer'a e dönüştüreceğim her ikisinde. Bunları integer'a e dönüştürdükten sonra Sırada kullanıcımın yapmak istediği işlemi öğrenmek var. Bunun için de işlem bölümüne bir değişken oluşturacağım ve kullanıcıma e, yapmak istediği işlemi soracağım. Fakat bu biraz uzun bir soru olacak. Hemen göstereyim ne kadar uzun olduğunu. İlk olarak kullanıcıma "Yapmak istediğiniz işlemi girin." diye söyleyeceğim. Fakat burada kullanıcı hani nasıl girecek? Yani toplama mı yazacak? Artıya mı basacak? Bunu belirtmek için de e, alt satıra geçip bir tane parantez açacağım ve bunun içine her işlemin simgesini yazacağım. Yani toplama yapmak istiyorsan artıya bas. Aynı şekilde çıkarma yapmak istiyorsan eksiye bas gibi bütün işlemleri böyle tanımlayacağım. Böylece kullanıcım tek bir tane karakterle yaptığı işlemi belirtmiş olacak. Çarpma yapmak istiyorsan x'e bas. Ve son olarak 4 işlem olacak bu hesap makinesi. Bölme yapmak istiyorsan da slash'a bas. Hemen bunun nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. İlk sayım atıyorum 5, ikinci sayım 7. Burada şimdi kullanıcıma diyor ki, bakın fark ettiyseniz 3 tane tırnak koyduğum için aynı şekilde yapıştırdı buraya. Yani noktasından virgülüne satır başına kadar. Şimdi burada bana diyor ki toplama yapmak istiyorsan artıya bas. Böyle böyle çıkarma yapmak istiyorsan eksiye bas. Burada da kullanıcıya artıya basacak ya eksiye basacak falan böyle. Ve bastıktan sonra enter'a basacak. Ve böylece kullanıcımın hangi işlemi yapmak istediğini öğrenmiş oldum. Sırada bu iki sayıya o işlemi yaptırmak var. Bunun için if durumunu kullanacağım. Eğer şimdi kullanıcım işlemi toplama girdiyse yani eşit eşit artıya denk geliyor bu kodlamada. Eğer kullanıcım toplama yapmak istiyorsa ben bu iki sayıyı toplayacağım. Yani sayı 1 ile daha doğrusu ilk sayı ile ikinci sayıyı toplayacağım. Fakat burada sadece e, ekrana direkt sonucu yazdırmak istemiyorum. Aynı zamanda bunların başına hani daha güzel gözüksün diye sonuç iki nokta yazdıracağım. Fakat burada bildiğiniz üzere stringleri birleştirmek için araya bir artı koymamız gerekiyor ve bu x string değil tam bu string ama bu şu an integer hatırlarsanız. Bunu da benim string'e dönüştürmem gerekiyor. Bunun için de str komutunu kullanacağım. Ve böylece bu iki sayı topladıktan sonra string'e dönüştürecek ve bundan sonra bu iki string'i birleştirmiş olacak. Aynen böyle. Şimdi sırada aynı şeyleri diğer işlemler için yapmak var. Bunlar için elif durumunu kullanacağım. Eğer kullanıcım çıkarma yapmak istiyorsa bu sefer de aynı bunu kullanacağım aslında. Aynı şeyi yazacağım. Bunun için direkt kopyalıyorum. Fakat bu sefer çıkarma yapacak bu ikisinin arasında. Yani eksi kullanacağım. Sonra kullanıcım çarpma yapmak istiyorsa yani işlemi x'e bastıysa bu sefer de bu iki sayıyı çarpacağım. Ve son olarak dördüncü işlemimiz kullanıcım eğer bölme yapmak istiyorsa bu sefer de bu iki sayıyı böleceğim. Kodum bu kadar. Zaten çok açıklayıcı bir kod oldu bence. Hemen deneyerek göstermek istiyorum. İlk sayım 9, ikinci sayım 1. Ben bu iki sayıyı toplamak istiyorum. Tak sonuç 2.10 dedi. Aynı şekilde diğer işlemleri de deneyelim. İlk sayım 9, ikinci sayım 1 ve ben bunları çıkartmak istiyorum. Tak gördüğünüz gibi sonucu verdi. Çok güzel bir hesap makinesi oldu bence. Son olarak iki sayı bölmeyi de gösterelim. İlk sayımız 9, ikinci sayımız 3. Ben bunları bölmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sonucu 3 olarak verdi. Evet arkadaşlar bu kursun sonuna geldik. Umarım kursumuzdan memnun kalmışsınızdır. Ben yeterince Faydalı olduğunu düşünüyorum bu kursun. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız e, abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten. Hepinize iyi günler diliyorum. Python kariyerinize başarılar diliyorum.